Eskişehir Çifteler Dikmen Köyü'nden herkese selamlar. Buraya İlayda Altıntaş'ın yanına geldik. Çiftlik işlerinde bir günü onunla beraber geçireceğiz. Ailesiyle beraber işleri nasıl yürüttüğünü göreceğiz. Tanıyanlarınız çoktur ama tanımayanlar için şimdiden söyleyebilirim, şaşıracaksınız efendim. Ahmet abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlayda kolay gelsin. Teşekkür ederim Ömer abi. Hemen işlere devam edin. Ben de işlerinize eşlik edeceğim. Hatta ben bir el atayım mı gübreye Ahmet abi? Sen bilirsin. Peki sen çıkıyorum. Bilirsin. Sadece izlemeye gelmedik. Bir yandan da yardım edelim. Kolay gelsin. Evet. Şimdi İlayda ile sohbet edeceğiz ama işler bir yandan yürümesi lazım. Biz de elimizden geldiğince yardım edelim. İlayda kaç litre bunun deposu? 1000 kilogram. Evet, 20 çuval atmamız lazım yani. Evet. Tamam, bir tane daha atacağım. Hadi bakalım sana. Tamam, bir tane daha yatacağım. Tamam. İlayda gitti, paralar gitti. Sıkıntı yok. Muhammed abi. Bunu da atalım. Muhammed eline sağlık. Biz şimdi gübre atıyoruz. Vallahi güzel bir günle geldin Eskişehir'e. Evet. Sana sözüm vardı İlayda, sonunda gelebildin. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için öncelikle. Bugün biz de gübre atıyoruz, ayçiçek yerlerini hazırlıyoruz. Güzel, senin işlerini böyle detaylıca konuşacağız, hayatını konuşacağız. Nasıl bu kadar motive bu işleri yapıyorsun çok merak ediyorum ve senin gibi insanların da daha çok tarımın içinde olması için aslında ben bu programları yapıyorum. Yani hatta sevgili seyirciler, ben bu programları inan İlayda için yapıyorum ve İlayda gibi genç çiftçiler için yapıyorum. O yüzden şu andan acayip keyif alıyorum. Tabii havada ve traktörün böyle açık olması da ayrı bir keyif verici durum. Sizin birkaç parça tarlanız var. Bu da ayçiçeği tarlası mı şu anda? Bir dakika. Nerede iş yapıyoruz? Ayçiçeği tarlasındayız. Tohumluk ayçiçeği ekeceğiz. Şu anda da onun ilk taban gübresini atıyoruz. Daha önce böyle gübre atımına bu kadar yakından şahit olmamıştım. Daha uzaktan veya kabinli traktörler de oldu ama böyle açık penteli bir traktörde gayet keyif veriyormuş. Tabii ses biraz fazla geliyor olabilir. Birazdan daha büyük bir traktör olan Massey Ferguson 7000 serisinin içine de geçeceğiz. Bu gübre atılan tarlada bir işlem daha yapacağız. O nedir İlayda? Tırmık çekeceğiz gübrenin uçup gitmemesini sağlamak için. Güzel. Ayçiçeği henüz ekmediniz. Bu toprak hazırlığı mı? Toprak hazırlığı, evet. Bir işlem daha vardı sanırım. Bu tırmıktan sonra ilaç atacağız. Ot ilacı. Ondan sonra tekrar tırmıkla tekerlek çekip ekim yapacağız. Güzel. Yaklaşık 1000 kilogramlık gübre var. Dekara kaç kilo atmaya ayarlı şu anda? 50 kilogram. 50 kilo. O zaman hızlı bitecek burası. Evet. Herhalde dönüşte biter değil mi? Biter. Sulama imkanınız da var tarlada görüyorum. Evet, yeraltı kuyusuyla sulama yapıyoruz. Kaç metreden çıkıyorsun burada şu anda? 200-250 civarında. Evet, gitgide su seviyeleri düşüyor tabii ki. Türkiye'nin ortak sorunu. Kuraklık çok ciddi sıkıntı. İlayda, seni çiftçiliğin içinde bu kadar keyifle tutan traktör sevdası mı nedir? Biraz anlatır mısın? Ya
traktörden ziyade köyde olmak beni mutlu ediyor. O yüzden hani traktörle de hem tarla işlemek, işte ne bileyim ayçiçeklerinin arasında yürümek bana ayrı bir mutluluk ve huzur veriyor. Çok seviyorum yani. Babandan işleri neredeyse tamamen devralacaksın gibi görüyorum ben ama tabii ki baban hatta deden de diğer traktörde. Evet. Ailece bu işleri yürütmenizden çok sevindim açıkçası. Sen hiçbir zaman elini çekmiyorsun, sürekli içindesin. Evet, hep üçümüz de sürekli işin içindeyiz. Hatta kardeşlerin de burada, onlar evet. Da çok tatlı. Onlar da şimdiden yetişiyor. Aynen öyle. Yaşları kaç? Birisi 8 yaşında, birisi de 13 yaşında. İsimleri? Feyza ve Melda. Harika. Gibi küçüklükten yetişmeyim aslında. Köyde doğdum, büyüdüm. Bu işleri hani küçüklüğümden beri yapıyorum. Evet, bu işler küçükken aşılanıyor tabii. Evet. Evet, Ahmet abi yeni gübreleri hazırlattırıyor. Bizim de hemen hemen bitmek üzere. Evet. Bir daha gitmeden dolduralım değil mi? Evet, dolduralım. Buna biraz gücüm zor yetiyor. O yüzden. Evet, gübreleri dolduralım. Evet, 1000 kilo daha yükledik bakalım. Yine seri bir atım olacak. Kaç ton atacaksınız buraya toplam? 120 dekar brut tarlamız. 50 kilodan 2400. Dekara 50 kilo atıyorsunuz. Aynen. O zaman 6 ton. 6 ton atacağız. Tabii bugünün maliyetleriyle çok ciddi bir girdi maliyeti sizler için ama genel olarak ürettiğiniz çeşitler neler? Şu an ayçiçeği, diğer ürünler ne? Bu tohumluk ayçiçeği ama yağlı ayçiçeği değil. Farklı oluyor yani diğerlerinden. Evet. Mısır, şeker pancarı ve çitlemeli kabak çekirdeği, arpa, buğday. Her biri için tabii ki dönemler yoğun oluyor. Yılın ne kadarını burada geçiriyorsunuz? Yaklaşık 9 ayı köyde geçiyor yani. Peki bir yandan da okuyorsun. Biraz o kısımlardan bahset bize. Endüstri mühendisliği okuduğunu biliyorum ama kaçıncı sınıftasın? Bu mesleğe nasıl karar verdin? Hem çiftçilik hem endüstri mühendisliği nasıl ilerleyecek? Biraz böyle hayatını konuşalım, hedeflerini konuşalım. Osman Gazi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorum. 1. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da çiftçilik yapıyorum. İkisi bazen zorluyor ama aynı zamanda keyif de veriyor. Bu zamanlarımı boş olarak geçirmiyorum. Ya ders çalışıyorum ya da tarladayım. Bazı zamanlar çok yoruluyorum ama yani sıkıntı değil. Peki yani, burası seni daha çok motive ediyor mu derslerin için? Yani evet. Bir an önce okulumu bitirmeye bakıyorum. Devamı için ne düşünüyorsun? Yani çiftçiliği bırakmayacağını ben gözlerinden görebiliyorum. Ama iki meslek birden nasıl yürüyecek? Veya ikisini bir şekilde harmanlayabilecek misin? Nedir hedefin? Ya harmanlamayı düşünüyorum ya da tamamen işte ziraate yönelmeyi düşünüyorum. Peki senin bu süreçlerinde ailen, yani baban şu an tarlada, neden diğer traktörde aynı anda iş yapıyor. Onlar da seni destekledi mi? Evet, hiç desteklerini esirgemediler. Her zaman arkamda en büyük destekçimdi ikisi de. Hiçbir zaman yapamazsın demediler, her zaman yapabilirsin şeklinde ilerledi. Onların desteği zaten bugün şu anda ben bu işi yapabiliyorsam onların sayesinde. Peki arkadaşların, yani tarımın dışında da arkadaşların var, tabii üniversitede okuyorsun. Evet. Onlar senin bu mesleğine, ikinci mesleğine nasıl bakıyorlar? Çok şaşırıyorlar öncelikle. Sonrasında da gayet normal buluyorlar yani. Anlattığım zaman köy traktörü sevdiğimi, sıkıntı olmuyor yani.
gübre eşliğinde sohbet bence çok keyifli geçiyor. Hava da çok sıcak değil. Bugün 22-23 dereceler. Belki öğlen tam sıcakken de 25 dereceleri göreceğiz. Ama epey bir kar ve soğuktan sonra bence bu sıcaklar hepimize iyi geldi. Bayağı iyi geldi. Ama yağış geliyor sanırım ileride değil mi buraya? Evet. Evet, Muhammed de gübreleri istiyor. Muhammed de sizle beraber çalışıyor. Evet. Bir kişi daha var. O da Cavit. Size destek olan iki ekip arkadaşımız evet. var. Tabii kardeşlerini de saymak lazım. 7 kişilik ekibiz aslında. Evet, dedem, dede, baba, babam. Sen. Aynen, kardeşlerim. Tamam Muhammed, eline sağlık. Evet, gübrelemeye devam edelim. 7 kişilik ekip. Annen destek oluyor mu? Evet. Ya annem de yemek kısmına tamam. bakıyor. Annen de size enerji veriyor. Aynen. Bol dua ediyor. Evet. Gönlü sizle beraber. Evet, tamam. Tabii. Yani 7 kişilik ekibin de arka tarafta desteklenmesi çok önemli. Destek hizmetler de diyelim anne için. Onu da 8 olarak ekibe katıyorum ben. Aynen. Bir de babaannem var, 9 kişi. Oo, tamam. Patron o zaman. Evet. Elinizde de hani mekanizasyon olarak da şu an 3 tane traktör gördük. Evet. Başka traktör var mı bu üçünün dışında? Yok, sadece ekipman bu üçün. Ekipman olarak neler var gübre serpmenin dışında? Gübre serpmenin dışında rotavatör, çizel, ızgara, mibzer, çapa makineleri, pancarın arasını kazmak için, ayçiçeğin arasını kazmak için. Hepsini kullanabiliyorsun. Evet. Harika. Şimdi yaşın 19. Ben genelde böyle genç çiftçilerle konuşurken, zamanında traktör arena yarışları da yaparken çok böyle 19-20 yaşlarında veya daha yüksek yaşlarda da gelen çiftçiler hep ben 7 yaşında traktöre bindim, kullanmaya başladım derler. Sen kaç yaşında başladın? Ben de öyle. Yani dediğim 7 yaşında. Gibi daha küçük bile olabilirim hatta. Harika. Yani. Yonca ekiyorduk o zaman. Hayvanlarımız vardı. Yonca balyelerini toplarken babam boş tarla olduğu için bana veriyordu traktörü. O şekilde öğrendim yani. Yani senin için usta şoför diyebiliriz traktörde. Estağfurullah. Bir kez daha atmaya ihtiyaç var mı? Bitiriyor muyuz? Köşelere bir kez daha mı gideceksin? Sadece tarlanın o köşesi kaldı. Aynen, sadece orası kaldı. Tamam, o zaman biz bundan sonra 7618'e bir bakalım. Ufak bir mola verdik. O sırada da İlayda'nın dedesi Veysel amcayla biraz konuşma fırsatımız oldu. Veysel amca yaş kaç? Yaşım 74. Maşallah gün boyu bizle beraberdin. İşlere de eşlik ettin. Hatta biz İlayda'yla diğer traktörle gübre atarken sen de büyük traktörle gübre attığımız yerleri toprağa sürüyordun. Evet. Biraz anlatır mısın? Tarım ne kadar geçmişten geliyor sizin aileye? Sen bu ailenin içinde şu anda aileyi yöneten kişisin diyelim. Ve hep beraber çalışıyorsunuz. Bir ekibin parçasısınız. Gördüğüm fotoğraf çok güzel. Biraz senin hikayeni de dinleyelim. Başlangıç dede babamızdan hayvancılıkla geliyor. Hayvancılıktan arazi, çiftçilik. Hı hı. 60'lı yıllarda at koşuyorduk zaten. O zaman orada, traktör yoktu sadece. Vardı. 52'de traktör vardı. Ama her yere koşulmuyordu. O günkü güçler yetmiyordu bile yani. Traktörü evet. koşmaya dahi yetmiyordu. Çok yerde at koşuyorduk. Efendim biçimler elle oluyordu, hayvanlarla oluyordu. Sonra teknoloji, motor, traktör, arkasında makineler yürüdü. Şimdi o günden bugüne Allah'ımıza şükür işte kendimiz de malcılık yaptık, hayvancılık yaptım. Kendim de hayvancılık yaptım. Eli sürü olarak çiftlikten çıkarttım malı, eli sürü olarak hayvancılık yaptım. Avrupa'dan sığır geldi. İnekçilik yaptım. Her şeye işe girmiş oldum yani. Biçercilik yaptım. Biçer dövercilik yaptım. Aşağı yukarı 35-40 sene biçercilik yaptım. Maşallah. 15 sene kamyonculuğum var. Yani, şimdi işlere yavaş yavaş böyle aşağı doğru devrettin. Evet. Yani, Ahmet abi oğlun
O da İlayda ile beraber, torunla beraber aktif bir şekilde. Allah sen de yanlarındasın tabii, ama. Nasıl onların olsun. İşlerini beğeniyor musun? Çok güzel. İşlerini beğeniyorum. Her zaman arkalanlarım. İlayda dedi ki babam da dedem de beni destekliyor. Destekliyor musun? Evet. İlayda bizim bir tekrarımız. Beni kurtardı. Dedesini kurtardı yani İlayda. He güzel. Dedesini İşleri kurtardı. İşleri o zaman ona devretti. Yani. Evet. O burada olduğu zaman ben gelmiyorum yani. İşe gelmiyorum ben artık. Beni emekliye ayırıyor yavaş yavaş. Artık izleme kısmına geçsin. Öyleyiz. Biz geriden geriye artık işte geliyoruz, geziyoruz böyle. Seyrediyoruz yapılanları. İzlemekten keyif alıyoruz. Evet. Onlar tarlanın maçında olsa da olmasa da biz bu araziye alışmıştık. İşimiz bu, mesleğimiz bu. Gelir tarlanın başında şöyle bakar, gezeriz, çeker gideriz gene yani. Çok o da güzel. Bizim için bir zevk oluyor. Veysel amca, valla çok güzel bir aile tablosu vardı burada. Seninle de konuşmak çok keyifliydi. Evet. Teşekkür ediyorum emeklerin için. Sizden de Allah razı olsun, geldiniz, bizleri buldunuz, ziyaret ettiniz. Biz de memnun olduk. Biz de size teşekkür ederiz. Sağ olun, gene gelin. Her zaman bekleriz inşallah. İlkine geldik, ayağımız alıştı artık. Bundan sonra daha sık geleceğiz. İnşallah. Teşekkür ederiz. İlayda bu kadar yetenekli olunca bir de yeteneklerini uzaktan kumandalı özel tasarladığımız traktörlerle denemek istedik. Şimdi kendisinin avantajlı olduğu bir noktada değiliz. Burada ben biraz avantajlıyım evet. İlayda. Ama bir deneyeceğiz. Aramızda böyle round şeklinde traktörleri de değişerek bir maç olacak. 3 tane galibiyet elde eden 3 oyun kazanan maçı da kazanmış olacak. Şimdi bir tanesini izleyeceksiniz. Bunu ayrı bir video olarak yükleyeceğim. Orada da maçın tamamını görebilirsiniz. 3-2-1 deyince başlayalım mı İlayda? Tamam. Görevimiz iki tane engeli orada yıkıp geri geri römorku iki bayrak arasına yanaştırıp arkadaki engelleri de devirmek. İlk deviren kazanıyor. Tamam. Hazır mısın? Tamam. 3-2-1 başla. Benim iki engel tamam. Ben gitmiyor. Aa ben devirememişim. Gerçek traktör kadar zor bence. Gerçek traktör daha kolay. Daha mı kolay? Evet, şu anda ileriye gitmedi ama benim sıkıntı yaşadım. Ben biraz avantajı ele geçirdim gibi. Evet. Şu ileri geri de sıkıntı yaşadım ben. Valla ben de kumandadan ulaşan... İlk galibiyete doğru ilerliyoruz ve bitti. Tebrik maçın ederim. Devamı için diğer videoya. Evet İlayda, şimdi de sizin makinelerin en büyüğündeyiz. 180 beygirlik bir Massey Ferguson. 7618 böyle sevilen bir seri. Şu anki en modern serinin bir altı diyelim. Ama gayet revaçta. Evet. Talep gören bir model. En çok bundan mı keyif alıyorsun kullanırken? Tabii ki. Konfor olarak diğerlerine göre daha farklı tabii ki. Bunun genelde konforu. Videolarını bunda çekiyorsun, görüyorum. Genelde bunu da çekiyorum. Genelde işleri de bununla yapıyoruz zaten. Okay. O yüzden bununla çekiyorum videoları da. Tüm böyle toprak işleme ekipmanları bunda kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi dedenle de konuştuk. Evet. O da gayet gönülden destekliyor evet. seni. Çok güzel bir aile fotoğrafı var burada. Mevcut işlerinizi böyle büyütme hedefleri var mı? Şu anki gidişat nasıl? Yani tarımın içinde olmaktan senin memnun olduğunu görüyorum ama bir de bunun ekonomik tarafı var tabii ki. Yani insanlar bunu geçim olarak yapıyor. Evet. Geçimini buradan sağlıyor. Siz şu anda 8 kişilik bir ailesiniz, bir ekipsiniz. Tabii ki bunun geçimini sağlamak gerekiyor. Mevcutta 5 çeşit ürün yetiştiriyorsunuz. Yani bunların işletmesinden elde edilen gelir memnuniyet verici mi? Tarımın içinde olmaktan bu açıdan memnun musun? Evet, şu anda gayet güzel. Ama maliyetler bu sene birazcık arttı. Yani biraz değil, hatta bayağı arttı ama yine de iyi yani. Yine de umut var diyorsun. Evet, umut var. Yani bu seneki ürünlerimizi bu seneki maliyete göre kazanırsak iyi olacak.
Ama kazanamazsak daha da zorlaşabiliriz. Yani tabii bu maliyetler şu anda yapıldı. Gübreyi aldınız, attınız. Evet. Umarız buradan çıkacak ekinlerin, ayçiçeğinin veya diğer tohumluk bitkilerin, şeker pancarının fiyatı iyi olur ki o girdi maliyetlerin üzerinde kar bırakacak bir seviyede olsun. Ama tabii bu bizim ülkemizdeki genel sorun. Yani önce maliyetleri yapıp daha sonra açıklanacak fiyatın ne olduğunu bilmeden, yani ne kazanacağını bilmeden bekliyorsun. Ve sonunda bir fiyat açıklanıyor. Kar da olabilir, zarar da olabilir. Bu aslında bu bilinmezlik Türk tarımını en çok yoran şey. Plansızlık ve bilinmezlik. Ama yine de senin gibi gençler bu tarımın içinde olduğu sürece her türlü şartı lehinize çevirebilirsiniz. İnşallah. Bu açıdan sana da güveniyorum. Senin gibi genç çiftçilere de güveniyorum. Deden de güveniyor, baban da güveniyor. Evet. İnşallah güveninizi boşa çıkarmayız hep birlikte. Peki İlayda, sen aslında iki meslek yapıyorsun. Birincisini şu anda okuyorsun. Kazanacaksın o mesleği. Endüstri mühendisi olacaksın. Çiftçiliği şu anda asıl mesleğin diyelim. Epey süredir yapıyorsun. Ama bir de üçüncü mesleğin var diyebiliriz. Yani YouTuber'lık diye bir kavram oluştu. Evet. Seni çok kişi tanıyor. Çok popülersin zaten ama belki bu videoda ilk kez denk gelmiş olan olabilir. O yüzden İlayda Altıntaş diye YouTube'da yazarsanız zaten açıklama kısmında da videonun üst kısmında da link olarak görebilirsiniz. İlayda'nın YouTube kanalını mutlaka takip edin. Biz sadece bir yarım gününe, bir gününe eşlik ediyoruz ama İlayda tarlada her yaptığı işi neredeyse bir içeriye dönüştürüyor. İzlemesi de oldukça keyifli. Adeta onunla beraber siz de çiftçiliği yapıyorsunuz. O yüzden YouTuber'la da bir üçüncü meslek olarak edindim bence. Gayet de iyi gidiyorsun. Ben de keyifle izliyorum seni. Çok teşekkür ederim. Beni takip eden herkese de, sana da Ömer abi. Ya, rica ederim, ne demek. Gerçekten keyifli. Ben de destekliyorum. Senin gibi başka YouTuber çiftçiler de var. Hepsini birden destekliyorum. Hem tarımın içinde görmekten mutluyum hem de artık böyle yeni iş kolları oluşturmanızdan da son derece mutluyum. Ben de takibe devam edeceğim. Traktör Mete'den daha yoğun, daha çok video attığında kesin. İzlemesi de daha keyifli, daha sürükleyici oluyor diyelim. Tabii ki Traktör Mete'de biraz daha ürün tanıtımlarına odaklı ilerliyoruz. Belki buradan da sizlere seslenmiş olayım. Bunun gibi böyle çiftlik ziyaretlerini daha da arttırmayı düşünüyorum. Umarım vakit bulabilirim. Herkesin böyle yoğun bir sezonu aslında. Türkiye'nin her yerinden de bize de gel Ömer abi diyen çok fazla sayıda kişi var. Tabii ki her yere yetişmek mümkün değil ama bazı güzergahlarda uğrayacağım yerler var, sözleştiğim yerler var. Aylar geçse de çözümü tutamadığım yerler de var. Ama inşallah yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. İlayda, biz seninle ne kadar süredir konuşuyoruz? Ne kadar süredir bekliyorsun gelmeme? Bir... Bayağı oldu. Epey oldu değil mi? Neyse, geç de olsa sözümüzü tuttuk efendim. Böyle seni videolarından tanıyarak buraya işlerini görmeye gelen oluyor mu? Veya Eskişehir'de mesela, şehirde yaşıyorsunuz. Köyde olmadığınız sürelerde oradasınız. Orada seni tanıyan oluyor mu? Evet. Bunun gibi reaksiyonlar nerelerde aldın? Fotoğraf çekinmeye geliyorlar. İşte sohbet muhabbet ediyoruz. Onlara çiftçiliğini soruyorum. Ne iş yaptıklarını, işte ne ekip içtiklerini. Onlar beni tanıyorlar ama ben onları tanımadığım için hani ben onlar hakkında bilgi almak istiyorum. O şekilde sohbet ediyoruz. Gelenler oluyor. Peki dünyadan böyle takip ettiğin başka YouTuber'lar var mı? Kate var. Bir de Laura Farm var. Bunu takip ediyorum. Hatta mail attım ama geri dönüş sağlamadı. Belki yani, bir gün ben hepinizi bir araya toplayabilirim. Böyle bir şey yapabilirim. Yani tanışmak istiyorum mutlaka da. Onların yaptığı çiftçilikle biz çok fark var yani. Ya tabii ki fark var. Orada bir yani oradaki kültür çok farklı bir kere. Aynen. Aileden gelen daha köklü bir geçmiş var. Teknolojiyi kullanmaya alışkın bir geçmiş var. Orada tabii ki teknolojiyi satın alma maliyetleri de daha uygun elde edilen gelire göre. Dolayısıyla orada bizden şöyle bir 5-10 yıl belki ileride olabilirler. Bir de dikkatimi çeken şey, kadınlar da orada daha fazla çiftçilikte rol alıyorlar. Hı-hı. Yani ya eşleriyle birlikteler, yani kızlar babalarıyla birlikte çiftçilikte. Bizim Türkiye'de sayılı kız çiftçilik yapan ya da kadın çiftçilik yapan, traktörüne binip tarlasını süren. O da çok dikkatimden kaçmıyor değil yani. Evet, Türkiye'de hani senin de popüler olmanla beraber sana ulaşan, ben de çiftçilik yapıyorum diyen kadın sayısı az oldu yani. Aynen, az. Aynı zamanda iyi bir Massey Ferguson kullanıcısın. Yani hani markaya olan bağlılığını da görüyorum. Bundan biraz bahseder misin? Yani şöyle, insanlar zannediyor ki ben 7618 aldıktan sonra hani Massey'e bağlandım zannediyor ama biz 3085 ile Massey'e bindim. Ben traktör sürmeyi neredeyse onunla öğrendim. O benim için çok ayrı bir yerde hani 3085. Massey'e bağlılığım da oradan geliyor yani 3085'ten geliyor. Sonra bunu aldık, sonra 5710 aldık.
daha da hani bağlılığım arttı tabii ki. Peki markayla olan iletişimin nasıl? Sağ olsunlar, gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Hani bir dediğimi iki etmezler. Chanel'ler bayis olsun ya da genel Massey Ferguson Türkiye olsun. Sağ olsunlar yani. Evet, ben de onlarla iletişim kurduğumda seni desteklediklerini söylediler. Evet. Tabii ki bu noktada genel olarak tarımın içinde zaten önemli bir rol oynuyorlar. Ama senin gibi gençlere, kadınlara da pozitif ayrımcılık her zaman yapmak lazım. Peki burayı geliştirmeyi düşünüyor musun? Mevcut işlerine göre yani teknolojiye olan yatırım devam edecek mi? Senin planladığın, araştırdığın ürünler var mı? Otomatik dümenlemeyi araştırıyorum uzun zamandır. Pek bir sonuç alamadım. Bizim tarla yapımızdan dolayı aslında, hani firmalarla alakalı bir durum değil. Tarlalarımıza en uygun olanını bulmaya çalışıyorum. Araştırmaya devam ediyorum, evet. Otomatik dümenleme, burada sizin şu anda mesela gübre attık, toprak işleme yaptık, buradaki ilaçlama da yapacaksınız. Evet. Hemen hemen her işleminiz için otomatik dümenleme aslında lazım. Her ne kadar burası yaklaşık 150 dekar mı bu parça? 120 dekar. Yani bunun gibi başka parçalar da var. Hem araziyi tam böyle hassas bir şekilde işlemek, fazla ilaç atmamak, fazla gübre atmamak ki bunların birim maliyetlerini düşündüğümüzde yani gram bile israf etmemek lazım. O yüzden otomatik dümenleme şart. Doğru bir noktadasın. Bir an önce araştırmanı tamamlayıp satın alırsan bu sezon için bile sana bir karlılık sağlayacak. Yani şimdi mesela şeyler var. Bu ilaçlama makinesi uyduyla birlikte çalışıyor. İşte tarlanın ne kadar iyi, yani kötü yerine daha fazla atıyor. Evet, değişken gübreyi, oranla, ilaçlama ve gübreyle. Aynen, onlar çok hoşuma gidiyor. Evet, yakın zamanda onunla ilgili ben de bir çekim yaptım. Henüz yayınlanmamış olabilir. Eğer yayınladıysam da linki bırakacağım. Alt tarafta görebilirsiniz. Değişken oranlı gübreleme yaptım. Burada aynen. Teknolojinin faydasını çok somut bir şekilde gördüm. Ben son derece etkilendim. Çünkü yapılan tasarruf miktarı gübrenin birim fiyatıyla çarptığımızda yaklaşık böyle 1800 dekarda buğday üreten bir çiftçinin rakamlarını söyleyeceğim. O günün güncel gübre fiyatıyla beraber ürünün yaptırdığı tasarruf tam 490 bin lira oldu. Yani gübreden tasarrufu, verim artışıyla beraber buğdayın o anki satma fiyatıyla beraber 490 bin liralık bir tasarruf oldu. Bu teknolojinin yani çok somut, net bir faydasıdır. O yüzden düşündüğün konuyu bence hızlı araştırıp bir an önce ürün satın almaya da geçmelisin. Bu alanlarda bile kullanılsa son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bizim topraklarımız çok değişken yapıya sahip. Hı-hı. Yani mesela bu tarlamızda bir şey yok ama buğday tarlasında ben üstten drone'la gittiğim zaman hani her yerin renginin farklı olduğunu görebiliyorum. Ona göre ilaçlama ya da ona göre gübreleme olduğu zaman daha farklı sonuçlar alacağımız kesin zaten yani. Tam olarak bunu sağlıyor işte. Her yerde homojen bir gelişimi, yani eşit miktarda boy. Her yer yeşil, aynı renkte. Aynen. Çünkü mesela gittiğimiz Edirne, Tekirdağ yerlerinde 3 kere atıyorlardı gübreyi. Atarken yapraktaki o gelişimi kamerayla analiz ediyor. Hı hı. Ve onun gelişimine göre ihtiyacı olan noktaya ihtiyacı olduğu kadar atıyor. İşte teknoloji de burada devreye giriyor zaten. Evet. Ve çok somut, net karlar, faydalar sağlıyor. Peki İlayda, biz burada epey vakit geçirdik. İşler de devam ediyor ama biz müsaade isteyeceğiz. Benim için çok keyifliydi. Seni daha da yakından tanıdım. Benimle beraber izleyicilerimiz de tanıdı elbette. Bir sözüm daha olsun, buraya yine böyle yoğun zamanlarda, hasat zamanı belki uğramaya çalışacağım yanına. İnşallah. O zaman belki biraz daha yardımım olur. Şimdi sadece sohbet ettik, bir iki çuval taşıdım ama o zaman da biraz daha işlere bulaşmaya, karışmaya çalışırız. Sana işlerinde başarılar diliyorum. Üç çok tane mesleğim var artık. Evet. Çiftçilik, endüstri mühendisi ve YouTuber'lık. Her birinde başarılar diliyorum. Maşallahınız var. Aile olarak çok güzel bir tablo, birliktelik var. Allah birlikteliğinizi de bozmasın. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kapımız her zaman açık. Yani gelip geçerken bile uğrasanız olur. Çekim ederim. Şart değil yani. Yemeğe elbette. Gelin, buyurun, çaya gelin. Gelip geçerken uğrayın. Bekleriz her zaman. Alacağımız olsun o zaman. Her zaman bekleriz. Peki. Biz buradan veda ediyoruz. Ama hatırlatalım. Bunun gibi içerikleri daha fazla izlemek istiyorsanız mutlaka abone olun. Traktör Metre'nin Facebook, Instagram hesaplarını da takip edin. Tabii ki İlayda Altıntaş diye takip etmeyen varsa bundan sonra mutlaka takip ediyor. Diğer sosyal medya hesaplarından da aynı şekilde takip ederek böyle İlayda ile beraber çiftçilik yapmak, onun neleri yaptığını daha iyi öğrenmek istiyorsanız mutlaka onu da takip ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek diyelim efendim. Hoşçakalın.